Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sümeyra Yıldırım. Bu videomda YouTube'a yükleyeceğiniz içeriğin daha çok ilgi çekmesi için videoya kapak fotoğrafı hazırlamayı ve yüklemeyi öğreneceksiniz. Öncelikle uygulamayı göstermek istiyorum. Telefonunuza indirebilirsiniz, tabletinize indirebilirsiniz. Ben Google üzerinden yapacağım. Canva diye yazıyorum. İlk karşımıza çıkan sayfaya giriyoruz. Hesabınıza giriş yapın seçeneği gelmekte. Ben Google hesabımla açacağım. Önceden tanımladığım için direkt girdi. Buraya YouTube küçük resim yazıyoruz. Karşımıza şablonlar çıkmakta. Buradan istediğimiz şablonu seçelim. Ben şunu seçtim. Bunun üzerinde oynama yapacağım. Arka plan resminiz aynı kalabilir ya da renk olarak yapabilirsiniz. İlla arka planınızda şekil olmasına gerek yok. Arka planımı sildim. Yan tarafta arka plan menüsü var. Buraya tıklayınca manzara, desen, gradyan, burada da çeşitli arka planları var. Fakat ben düz bir renk tercih edeceğim. Evet, rengimi seçtim. Şimdi şekillerimi eklemeye başlıyorum. Bütün ekleyeceğim şeyleri sol taraftaki menülerden seçiyorum. Bileşenlere geldim. Bileşenlerde ekleyebileceğim satırlar, şekiller, çerçeveler, gradyanlar mevcut. Stickers'lar mevcut. Ben şekil olarak seçeceğim. Seçtim, ekledim, büyüttüm. Rengini buradan değiştiriyorum. Aynı şekilden bir tane daha istiyorum. Üst kısımda artı işareti olan kutucuk var. Bu çoğaltmamıza yarıyor. Buradan çoğalttım. Aynı boyda, aynı ebatta gelmiş oldu. İçine yerleştireceğim fotoğrafı nasıl yükleyebilirim? Yine yanda yüklemeler kısmı var. İstediğimiz fotoğrafı sürükle bırak yaparak koyabiliyoruz. Örneğin şöyle tuttum. Buraya bırakıyorum. Yükleniyor. Kullanacağım fotoğrafı şöyle aldım. Üzerinde oynama yaparak İstediğim kadar yer kaplamasını sağlıyorum. Geri kalan kısım çerçeve şeklinde gözükecek. Evet. Aynı işlemi diğer şeklime de yapacağım. Üzerine tıklayınca resmin istediğim kısmını ayarlayabiliyorum. Ardından ikinci şekli birinci şeklin üstüne koyacağım. Fakat
sürüklediğimde ayrılıyorlar. İşlemimi geri aldım. Bunu engellemek için şekil ve resmi seçiyorum. Üst tarafta gruplandır diyor. Gruplandırma yaptığımda ikisini birden sürükleyebiliyorum. Aynı işlemi birinci şekil için de yapalım. Gruplandırdım. Onu da istediğim gibi hareket ettirebilirim. İkinci şekli birincinin üstüne getiriyorum. Siz istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Sonra videomu açıklayacak olan yazımı ekleyeyim. Onun için de bir tane şekil ekleyeceğim yine. Şeklimin rengini ayarlıyorum. Görsellik katsın diye ekstradan bir çerçeve şekli daha ekleyeceğim. Yarım çerçeve şekli. Evet, burada. Şöyle yerleştirdim. Bundan bir de alt tarafa koyacağım. Aynı boyutta olsun diye çoğaltıyorum. Ve yönünü değiştiriyorum. Eksi 180'e getirince tam ters dönmüş oluyor. Evet, şimdi açıklayıcı yazımızı ekleyelim. Burada metin kutusu var. İstediğimiz şekli seçebiliyoruz. Hazır fontlar var. Ya da buradan bir başlık ekleyin deyip yazdıktan sonra şeklimize karar verebiliyoruz. YouTube video kapak fotoğrafı nasıl hazırlanır? Nasıl yüklenir? Diyelim. Boyutunu yükselteyim. Yazı tipine buradan tıklayarak karar verirsiniz. Hangisi gözünüze daha hoş geliyorsa. Ben en çok bunu beğendim. Bunu kullanacağım. Yazımın rengini de değiştireceğim. Yeşil yaptım.
Şeklimi ve yazımı da gruplandırmam gerekiyor. Beraber hareket etsinler diye. Evet, son hali bu şekilde. Hani az bir şey süsleyelim istersek bir şablon ekleyeyim. Şablondan bir parçayı sürükle bırak yapacağım. Buradaki noktaları alıyorum. Yukarıdaki sayfaya bırakıyorum. Yine yönünü değiştireceğim. 90 yapacağım dik olsun diye. İncelteceğim. Tamamının gözükmesine gerek yok. Az yer kaplasın. Çok şekilleri boğmasın diye. Ama beyaz renkte dikkat çekmediği için rengini değiştireceğim. Hepsini aynı renk yapayım. Çoğalt diyorum. Bir de diğer tarafa koyacağım. Ben bu videomda sizlere basitçe kapak fotoğrafı hazırlamayı gösterdim. İstediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. İkinci sayfayı siliyorum. Bittikten sonra yukarıda indir seçeneği var. Burada önerilen indirme seçeneği PNG. O seçili kalıyor. İndir diyorum. Tasarımım bilgisayarıma indi. Hemen masaüstüme aldım ve onu YouTube'a yükleyeceğim. Video yükle. Bir tane seçiyorum. Yüklerken karşımıza yükleme sayfasının altında küçük resim seçeneği gelmekte. Orada küçük resim yükle diyor. Hazırladığımız bu kapak fotoğrafını buradan yüklüyoruz. Evet, burada. Seçiyorum ve aç diyorum. Yükleniyor. Yükleme işlemi bittikten sonra videom yüklediğim bu küçük resimle birlikte gösterilecek. Bu da daha çok dikkat çekmesini sağlayacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hepinize sağlıklı günler.